Habertürk'e hoş geldiniz. Son günlerde gündeme fazlaca sıklıkla gelen şiddet olayları üzerinden öfke problemini, öfkeyi, öfke kontrolünü konuşacağız. Şiddet olaylarını konuşacağız. Konuğumuz Uluslararası Bilişsel Terapiler Birliği Başkanı, psikiyatrist Profesör Doktor Mehmet Sungur. Sayın Sungur, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhaba. Evet, hemen her gün bir ya da birden fazla şiddet olayları gündeme geliyor hocam. Sizin de takip ettiğiniz gibi. Evet, kitle iletişim araçları çok arttı, çok yaygınlaştı ama yine de kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk, hayvan demeden çok ciddi bir şiddet problemi olduğu ortada, öfke problemi olduğu ortada. Önce öfke nedirden başlayalım. Nedir öfke hocam? Şimdi öfke, şöyle başlayalım isterseniz. Öfke bir duygu. Ve duygu da bilgi. Yani her duygu bize bilgi verir. Nasıl ki kolumuz acıdığında bir şeylerin yolunda gitmediğini anlıyoruz. Burada da her duygunun bize verdiği bir bilgi var. Mesela korku bizi korur. Kaygı bizim önlem almamızı sağlar. Utanç bizim sınırlanmamızı, yani canımızın istediğini yapamamayı öğretir. Dolayısıyla sevgi insanı besler. Böyle baktığımız zaman öykünün, bu öfkenin arkasında ne var diye baktığımız zaman burada önemli olan öfkenin arkasındaki kısmı görebilmek. Öfkenin arkasında çoğu kez bir haksızlıkla uğramış olmak, adaletsizliğe uğramış olmak, amaçlarınızın engellenmesi, beklentilerin karşılanmaması gibi durumlar vardır. Yani bir anlamda kişiler öfkeleri hissediyor olmaları çok normal. Çünkü duyguları biz olumlu, olumsuz ya da negatif, pozitif diye ayırmadığımız takdirde her duygunun bize verdiği bir bilgi var. Ben eskiden duyguları olumsuz ve olumlu duygular diye ikiye ayırırken bugün biliyorum ki her duygunun hayatlarımızda anlamlı bir yeri var. Bu bağlamda baktığımız zaman da tabii biz duyguları anladığımız zaman bu duyguları reddetmek yerine bunları görmek, kabul etmek ve bunları iyi yönetmeyi öğrenmek durumundayız. Şimdi amaç öfkelenen bir kişide her şeyden evvel öfkeyi yok etmek değil, öfkenin bir duygu olduğunun farkına varmak, duygunun bilgi verdiğini farkına varmak, dolayısıyla öfkeyi daha az sıklıkla yaşamak, daha az şiddetli yaşamak ve öfkelendiğimiz zaman da normal duygu haline hızlıca dönebilmek. Temel hedeflerimiz bu olmalı. Ama evet, duyguları belirleyen şey düşünceler. Dolayısıyla aslında öfkeli olduğumuz zaman aklımızdan geçen düşüncenin biz ne olduğunu bilirsek, o zaman bu düşüncelerle bağlantılı olarak ne yapacağımızı da biliriz. Yani hayatlarımız aslında yaşadıklarımızdan çok yaşadıklarımızı nasıl algıladığımızla belirleniyor. Yani siz A noktasında bir olay yaşıyorsunuz, C noktasında bir duygu ortaya çıkıyor. Zannediyorsunuz ki bu duygu bu olaydan kaynaklanıyor. Halbuki duyguyu belirleyen olay değil. Olayla duygu arasında olayla ilgili yaptığımız yorumlar ve algılar belirliyor. Yani yanınızdan selam versen geçen biri olduğu zaman siz bununla ilgili olarak öfkelenebilirsiniz. Ne zaman? Şöyle düşünürseniz. Ne ukala adam beni tanıdığı halde selam vermiyor dersiniz. Buna karşılık siz üzülebilirsiniz. Ne beni değersiz olarak algılıyor, selam vermeye değer bulmuyor dersiniz. Siz aslında suçlanabilirsiniz. Ne zaman? Şöyle düşünürseniz. Mutlaka onu kıracak bir şey yapmış olmalıyım ki bana selam vermedi. Siz hiçbir şey hissetmeyebilirsiniz. Ne zaman? Şöyle olursa. Yani Allah'ın selam versene olur, vermesene olur. Ya da gidip bu adama sıcaklık duygusu hissedebilir ve gidip diyebilirsiniz ki yani geçen gün yanımdan geçiyordun, baktın, görmedin. Oradan anlıyorum ki dalgınsın, senin için yapabileceğim bir şey var mı? Yani aslında aynı olaya baktığımız zaman farklı düşüncelere bağlı olarak farklı duygular yaşıyoruz. Yani olaylardan çok olayları nasıl algıladığımız. Dolayısıyla öfke olduğu zaman da yüklüyoruz yani. Evet, anlam yüklüyoruz. Ve öfkeli olduğumuz zaman enteresan olan taraf, öfke olduğunda kişiler düşünce biçimlerinde bir olumsuza doğru bir yönelme oluyor. Kişiselleştirme dediğimiz durum oluyor. Yani genel olarak neler insanı öfkelendiriyor diye baktığımız zaman gördüğümüz resimlerden biri, mesela bazı insanlar amaçları engellendiği zaman öfke duyuyorlar. Yani benim bir amacım var, o amaç doğrultusunda harekete geçiyorum ama birisi beni engelliyor. O zaman amaçlarım engellendiği için öfkeleniyorum. Bazen haksızlık yapıldığını düşündüğüm için öfkeleniyorum. Bazen de beklentilerim karşılanmadığı, yani bir anlamda beklentilerimle uyuşmayan bir sonuçla karşılaştığımda öfkeleniyorum. Şimdi insanın en enteresan özelliklerinden bir tanesi, çok enteresan, dünyanın merkezi zannetmesi kendini. Çok enteresan bir şey. Yani sanki merkez ve dünyadaki bütün olaylar onun etrafında oluyor. Şimdi çocuklukta bu düşünce biçimi çok anlaşılır. Mesela bir çocuk bir kez dondurmayı yediği zaman aklına gelen düşünce, bütün dünya benim bu dondurmayı seveceğimi nereden bildi de bunu bana yarattılar. Ya da bir kardeş doğduğu zaman ilk aklına gelen şey, ben yeterince önemsenmiş olsaydım ikinci kardeşe ihtiyaç duyulmazdı diye bir algı olabilir. Bu çocuklukta çok normal. Ama büyüdüğümüz zaman bir şey görüyoruz ki biz dünyanın merkezi değiliz. O zaman dünyanın merkezi olmaktan çıkıp bizim ihtiyaçlarımız kadar başkalarının da ihtiyaçları olduğunu görmeye başladığımız zaman bu bireyselleştirme ya da kişiselleştirme dediğimiz şey ve niyetleri daha iyi anlamaya çalışıyoruz. Şimdi aynı lafı Ahmet Bey söylediğinde farklı bir duygu yaşıyoruz, Mehmet Bey söylediğinde farklı bir duygu. Halbuki laf aynı. O halde insanlar iki şeye bakıyor. Bir, karşı tarafın niyetiyle ilgili bir yargıya varıyorlar. Yani niyeti beni incitmek, beni kırmak dediği zaman öfkeleniyorlar. Niyeti beni yapıcı bir şekilde eleştirmek dediği zaman da sakin oluyorlar. O halde bir niyet var, iki bireyselleştirme var. Şimdi mesela ben kendi hayatımdan bir örnek vereyim ne demek olduğunu aktarabilmek açısından. Mesela yolun öyle bir yerinden arabayla giriyorsunuz ki ana yola girdiğiniz zaman otomatik olarak yolun sağ tarafına düşüyorsunuz. Ve sol tarafınızda bir sürü araç var. Bakın bu kendi yaşadığım bir şey. Ve sağdan gidiyorum ben. O yolun devamını da bilmiyorum. Sonra bir bakıyorum yol köprüden önceki son çıkış diyor. Benim sola girmem lazım. Sağ şeritteyim. Ne yapıyorum? Sola girmek istiyorum. Ve insanlar bana yol vermiyor. Şimdi bu noktada siz isyan ediyorsunuz. Çünkü arkanızdakiler korna çalıyor, soldaki. Yani ama o sırada diğer arabadakiler şöyle algılıyor. Ne kadar uyanık gelip önümüzü kesmeye çalışıyor. Yani sağdan gidip aniden sola girmeye diye düşündüğümüz anda hem onlar öfkeleniyor hem de ben duruma bakarak bana yol vermedikleri için bu kadar mı insanlık öldü diye ben öfkeleniyorum. Halbuki baktığımız zaman objektif belki de başka bir şansımız yok. İlişkilerde bu öfke daha da yoğun çıkıyor. Yani bizim daha çok gördüğümüz öfke biliyorsunuz ilişkiler. Evet. Evet. Yakın ilişkilerle öfke arasında çok yakın bağlar konulmuş ortaya. Araştırmalar da bunu gösteriyor. Neden? Çünkü yakın ilişkilerde beklentiler artıyor. Yani biz o ilişkiye yatırım yaptıkça beklentilerimiz de paralel olarak artıyor ve beklentilerimiz karşılanmadığı zaman biz ihanete uğramış gibi hissediyoruz kendimizi. Bazen de hayal kırıklığı yaşıyoruz ve şöyle bir şeyi fark etmiyoruz. Bir dakika, bu hayal kırıklığı yaşanıncaya kadar ben beklentilerimi belki de partnerime hiç aktarmadım. Ya da belki de ben hayal kırıklığı yaşayıncaya kadar böyle beklentilerim olduğunu bile fark etmiyorum. Dolayısıyla insan türü öğrenen bir varlık olduğuna göre o zaman buradan şunu da öğrenmeli ki gerçekten bizler kendimizi ifade etmeyi öğrenmeliyiz. Aynı zamanda da öfkenin var olduğunu görmemiz, öfkeyi kabul etmemiz, öfkenin de insani duygulardan biri olduğunu görmemiz ve bu öfkenin aslında şapka çıkarıp evet ben şu anda öfke duyuyorum. Ve dolayısıyla bir sonraki aşamada ne yapmalıyım diye bakabilmem gerekiyor. Çünkü öfkeyi kendiliğin haline bırakacak olursak tabii ki ortaya istemediğimiz davranışlar dökülüyor. Nedir bunlar? Sizin en başında aksettiğiniz. Evet. Evet. Bunu sağlıklı bir şekilde yaşamamız gerekiyor, yönetmek gerekiyor. Peki, öfke kontrolü diye bir kavram var. Biz ne zaman öfkemizi kontrol altına almalıyız? Öfke ne zaman kontrolden ya da nasıl çıkar? Kişi bunu nasıl anlar? Çok öfkeli olup olmadığını nasıl anlar? Yani sık sık bu kontrolü kaybedip kaybetmediğini nasıl anlar? Evet. Çok güzel sorular. Yani bence çok gerçekten hoş. Çünkü en önemli şey bu değil mi? Yani önce bu normalize ediyoruz. Böyle bir duygu yaşanır. Hepimiz yaşayabiliriz. Çünkü insana hiçbir duygu yabancı olmaması gerekir. Ve hepimiz değişik duyguları yaşamaktayız. Ancak bu duyguların bizlerin hayatlarını nasıl etkilediğinin de farkına varmamız lazım. Öfke hiç kimsenin aslında çok da isteyerek yani ağır bir kişilik bozukluğu yok ise öfkeli bir insan görünümü vermek bazı insanların işine yarayabilir. Niçin? Çünkü öfkeyi bir sorun çözme yöntemi olarak kullanıyordur. Onun için ama sağlıklı bir insan için öfkeleniyor olmak daha sonradan pişman olabileceği, daha sonradan üzülebileceği birçok sonuçla bitebilir. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman gerçekten insanın kendi öfkesini fark etmesi lazım. Nasıl fark eder bunu? Bunu sordunuz siz. Yani nasıl insan fark eder? Bir kere öfke yalnızca bir duygu değil. Öfkenin içinde bir fizyolojik değişiklikler var. Nedir onlar? Öfkelendiğimiz zaman çarpıntımız oluyor, terlememiz oluyor, nefes alıp verişimiz artıyor, kaslarımız geriliyor. Bu fizyolojik değişiklikler. Peki öfkeyle birlikte ne var düşünce olarak? Şimdi bana haksızlık yapıyor. Beni kullanıyor şeklinde bir düşünce. Hani hem fizyolojik değişiklikler var, hem düşünce değişiklikleri, hem duygu var. Duygular nasıl değişiyor? Yani sıradan bir rahatsızlıktan kin, intikam dediğimiz aslında insana yakışmayan, insan onuna yakışmayan duygulara kadar genişleyen bir yelpaze içinde çok farklı duygular yaşatıyor bize. Bir de davranışlarımız ortaya çıkıyor. Bu davranışlar ne olabilir? Öfkeye bağlı olarak ya geriye çekiliyoruz, kaçıyoruz, ya savunuyoruz ya da saldırıyoruz. Bunların hiçbirisi istenen şeyler değil. O halde önce ne yapacağız? Kişinin öfkeli olduğunu nasıl anlayacak? Öfkelendiğim zaman otomatik olarak bende bedensel değişiklikler olmaya başlıyor. Bu bedensel değişiklikleri gördüğüm andan itibaren kendimi uyandırmam lazım. Yani kendimi bu hisse bırakırsam biraz sonra kontrol dışı davranışlar yapabilirim. Kendime ne diyeyim? Evet, şimdi öfkeleniyorum. Ama her zaman davrandığım gibi mi davranayım, yoksa bu sefer farklı bir strateji mi sunayım? O yüzden ne yapması lazım? Bu duyguları kendi kendinin farkına varıp yeni stratejiler kullanması lazım. Ama kendine de şunu söylemesi lazım. Herkes zaman zaman öfkeleniyor. Ben de onlardan bir tanesini yaşıyorum şimdi. Yani bir kere insanın öfkesini tanıması ve anlaması için hassas noktalarını bilmesi lazım. Hassas noktaları bilmek ne demek? Beni öfkelendiren şey ne? Bunu oturup hepimizin zaman geçirip hepimizin değişik duyarlılıkları var. Mesela bazılarımız biraz evvel söylediğim zaman gibi amaçları engellendiği zaman öfkeleniyor. Bazılarımız diyelim ki haksızlığa uğradığımız zaman öfkeleniyoruz. Yani beni öfkelendiren şeylerin ne olduğunu bilmem. Bazılarımız ise fizyolojik basit nedenlerle, mesela uykusuz kalmak. Mesela diyelim ki uykusuz olmanın yanı sıra diyelim ki benim o gün çok yorgunluğum var. Yani bir anlamda yorgunluk, uykusuzluk gibi şeyler bile insanda öfkeli olmayı. Dolayısıyla bu tür durumların farkına varması. Ne işime yarar hocam? Ne yapabilirim? Şimdi bunların farkına vardığın zaman bir kere erken belirtileri tanıyacağım. Yani erken belirtiler demin söylediğim fiziksel değişiklikler. Ellerde titremeden, çarpıntıdan, göğüste sıkışıklığa, göğüste sıkışmadan ses tonunda yükselmeye kadar değişen, bunları da tanıdım. Ne yapacağım şimdi? Üçüncü olarak bir süre, madem ki duygularımı belirleyen düşüncelerim, bir süre yargılamaktan uzak duracağım. Yani bir nevi mola alacağım. Hemen tepki vermeyeceğim. Çünkü hemen tepki verdiğim zaman daha sonra gözden geçirdiğimde keşke bu tepkiyi vermeseydim gibi sonuçlar çıkarabiliyoruz. O halde yargılamadan daha az yargıyla yaşamayı öğrenmemiz lazım. Bir dakika, şimdi burada bir durum var ve bu durumu daha iyi kavramalıyım. Yani karşınızdaki kişi de öfkeli olabilir, siz de öfkeli olabilirsiniz. O zaman ne yapmam lazım? Bu kırgınlığı bir empati yaparak anlamaya çalışmak. Hem kendine hem de başkasına. Yani bu ne demek? Şimdi karşı taraf bu kadar çok öfkeleniyor ise belki de farkında olmadan onu incitecek bir şey söylemiş olabilirim. İkincisi, ben bu kadar öfkeleniyorsam kendime şu soruyu sormam lazım. Bu benim olmak istediğim benle uyumlu mu? Yani ben öfkeli bir adam mı olmak istiyorum? Olmak istediğim ben bu mu uzun vadede? Eğer değilse bunun farkına varıp yargılamayı biraz kesmemiz lazım. Ama kırgınlığımızı ben diliyle ifade etmeniz lazım. Yani içinize kapanmak, çekilmek değil. Ama karşı tarafa empati yaparak ve ben diliyle. Yani sen beni kırıyorsun, sen bana haksızlık yapıyorsun, sen bana nasıl bağırırsın demek. Adam bağırmış. Hani Türkiye'de bu çok vardır ya. Karşı taraf bağırır, sen bana nasıl bağırırsın? Bağırdı. Şimdi nereye odaklanalım? Soruna değil, çözüme odaklanalım. En önemli kısmı burası. Çok yani, fazla kişiselleştiriyoruz değil mi? Aynı zamanda işte aynen öyle kişiselleştiriyoruz. Yani peki, sanki dünya benimle uğraşıyor gibi algıya girdiğiniz zaman siz de dünyaya meydan okumaya başlıyorsunuz. Çünkü korunma modu devreye giriyor ya da korunmaya bağlı olarak insanlar ya geri çekiliyorlar ya da saldırıyorlar. Şimdi biz ne geri çekilsin istiyoruz ne saldır. Ne yapsın? Kendi hissettiklerini ben diliyle, biliyor musun? Bunları yaptığın zaman ben çok inciniyorum. Ya da karşı taraf çok öfkeliyse dönüp diyorum ki mesela muhtemelen beklentilerin benden biraz yüksek olabilir. Ben de bu beklentileri karşılayamamış olabilirim. Ancak benim yapmak istediğim bu. Sınırlarım buraya kadar deyip kendimizi çok net olarak ifade etmemiz. Sonra da dönüp bu sorunu çözmeye uğraşmamız lazım. Soruna odaklanmıyoruz. Çözüme odaklanıyoruz. Ve tabii ki hepsinden önemlisi de birazcık hoşgörülü olmayı öğrenmemiz, şefkat göstermeyi öğrenmemiz lazım. Yani hepimiz aynı dünyada yaşıyoruz ve Covid zamanları bize neyi öğretti? Yaptıklarımız ve yapmadıklarımızla başka insanların hayatlarını etkilediğimizi, aynı dünyada yaşadığımızı, birinin yaptığı da yapmadığının ta bambaşka bir zincirin ucundaki başka insanları etkilediğini gösterdi. Bugün biz önlemleri almadığımız zaman kim bilir bilmediğimiz kaç kişiyi etkiliyoruz. O halde önce yüreklerimizi öfkeyle doldurmak yerine şefkatle. Hepimiz aynı acıdan geçiyoruz. Acıya duyarlılık ve acıyı azaltma doğrultusunda bir sorumluluk duymayı bir değer olarak Aslında sadece Türkiye'de değil, dünyada bunu yaymamız lazım. Yani insanlara şunu söylememiz lazım. İnsan acıları hep var. Acı kaçınılmaz ama acıdan daha anlamlı olan tek şey var hayatta. O da acı çekmeye değer bir hayat yaşayabilmek. Bunun için ne yapmak lazım? İnsan acılarına, kendi acımıza şapka çıkar. Hemen yargılamamak, hemen kişiselleştirmemek ve şöyle düşünebilmek. Bu olay bana bir arkadaşım anlatsaydı, şimdi benim yaşadığım olayı ve ben onu rahatlatmak için bir şey söyleyecek olsaydım, şimdi yaptığımı mı yapardım? Şimdi aklımdan geçenleri mi söylerdim? Şimdi bunların hepsini tabii ki o anda yapabilmek mümkün olmayabiliyor. Ama siz daha sonra olayları gözden, insan türünün en önemli özelliğinden birine düşünceleri olması değil insanı hayvanlardan ayıran. Biz biliyoruz ki hayvanlar da düşünebiliyor belki. Ama insanı hayvanlardan ayıran en önemli özellik düşünceleri hakkında düşünebilmesi. Yani bir davranışta bulunduğum zaman o davranışı tekrar gözden geçirip daha iyisini öğrenmeye yönelik bir çaba. İnsanı aslında yaşadığı dünyaya egemen yapan da bu. Yani kendi düşüncelerini gözden geçirip yeniden öğrenebilmesi. O yüzden de burada demin söylediğim şefkati ve hoşgörüyü mutlaka öğrenmemiz lazım. Ve öfkenin enerji, yani bir şey daha söyleyeyim ondan sonra duracağım. Buyurun. Öfkenin bir enerjide artış hali olduğunun da farkına varırsam, o zaman bu enerjiyi davranışa dökmek yerine, çünkü siz şiddet gösterdiğiniz zaman şiddetin iyi bir açıklaması olamaz. Hepimiz hayatlarımızda şunu kabul etmeliyiz ki şiddete sıfır tolerans ilkesini benimsememiz lazım. O zaman ne yapalım? Madem ki enerjim yükseldi, bu enerjiyi azaltmak için ya bir aktivite yapacağım, fiziksel aktivite, ya da kendimi gevşetecek şeyler yapacağım. Bir başka şey daha var, çünkü insan hayatında çok önemli. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. O da şükran ve minnet. Ne demek yaşadığımız, evet şu anda belki beni öfkelendiren şeyler var ama hayatımda bir sürü de iyi şey var. Yani 2 saat sonra geçmişe baktığım zaman neyi görüyorum ben? Yıllar evvel böyle olursa mahvolurum dediğim kaç olay hayatımı mahvetti. Baktığım zaman neyi görüyorum? O halde neyi görmemiz lazım? Şu anda verdiğin tepkilerle belki de 2 saat sonra ya da 2 gün sonra vereceğin tepkiler farklı olacak. Dolayısıyla bunu da öğrenmemiz lazım. Ve hepsinden önemlisi de bazen insan aklına gelen her şeyin söylenmeye değer olmadığının farkına varması lazım. Yani akla gelen her şey söylenmeye değer değildir. Her söylenmesi gereken şeyi de uygun bir şekilde söylemek gerekir. Çünkü bu hayatta ne söylediğinden daha önemli olan bir tek şey varsa o da onu nasıl söylediğidir. Yani açık bir şekilde ben bildiğimde söyleyebilmek. Eğer bütün bunları yaptığımız halde hala öfkeyi kontrol edemiyorsak, ki bunları yaparsak büyük oranda kontrol ederiz, yönetiriz yani. Eğer buna rağmen olmuyorsa artık bir profesyonelle görüşmenin zamanı geldi demektir. Evet. Bu noktayı soracaktım hocam ama çok güzel tekniklerden ve yöntemlerden bahsettiniz öfkeyi kontrol açısından, ama bütün bunları yaptığımız halde kontrol edemiyorsak profesyonel yardım almamız lazım. Yardım istemek bir zayıflık değil, yardım istemek güçlüktür. İnsan, hepimiz aslında yardım istemeyi bir olumsuz durum, bizim zayıflığımızı gösteren bir durum gibi değil, kendimizi iyileştirmek doğrultusunda adım atacak kadar cesur olmak gibi değerlendirmeliyiz. Evet. O zaman yardım problemleri çok önemli. Aynen öyle. Peki hocam, son günlerde çok fazla gündeme geliyor ya böyle şiddet olayları. Evet. Çok arttı sizce? Tabii ikisi de var, 2 faktör de var. Yoksa böyle her an her yerde bir kamera durumuyla da karşı karşıyayız. Çok da gündeme, yani her köşede olup bitenden haberdar oluyoruz hemen. Bir bunu soracağım, bir de bu görüntülerin bu kadar çok medyada yer almasının etkisi, toplum üzerinde etkisi, bu öfke olaylarının, şiddet olaylarının artmasıyla ilgisi var mıdır hocam sizce? Şimdi bu soru için de sizi kutlarım. Çünkü medya mensubu olarak bu soruyu soruyorsunuz. Yani bu soruyu sorabilmek güzel. Şimdi hepimiz tabii kendi öz eleştirimizi yapmamız gereken meslekler içindeyiz. Yani neyi daha iyi yapabiliriz? Neyi yanlış yapıyoruz demiyorum ama neyi daha iyi yapabiliriz? Bu hayat hep bir öğrenme yolculuğu. Ve öğrenme yolculuğunda öğrenen insan kalmak, bilen kişi olmaktan çok daha değerli. Onun için medyanın da buradan öğrenecekleri var, bizim de buradan öğreneceklerimiz var. Ne diyorum? Hayat bize olanlarla ilgili değil, bize olanlara verdiğimiz tepkilerle belirleniyor. Şimdi eğer siz görsel olarak çok imaj kullanırsanız, bakın çok güzel bir laf vardır. Bir resim 1000 sözcüğe bedeldir diye bir laf vardır. Siz imajları gösterdiğiniz zaman, o şiddetle ilgili başka şeyleri, medya yani gösterdiğiniz zaman otomatik olarak insanların zihnine kazınıyor. Yani siz imaj dediğimiz şey kelimelerden çok daha fazlasını içerir. Sanatçının imaj kullanmasının amacı budur. Bizler gibi uzun uzun konuşmaz. Sanatçı onu imgeler aracılığıyla yapar. Şimdi ekranda olan görüntüler bizlere hafızalarımızdan asla silinmeyecek imajlar bırakıyorlar. Ve o imajlar, hatta bazı travmalarda biliyorsunuz bir nevi insanların geriye dönme sahneleri dedikleri, hani o bir anlamda flashback diye tarif edilen şeyler bunlar işte. Dolayısıyla aslında imaj kullanmayı çok dikkatli yapmamız lazım. Bilgiyi vermek ayrı bir şey, onu imajla eşleştirip onu daha komplike ve karmaşık bir duruma getirmek başka bir şey. Onun için burada gerçekten medyada önemli bir sorumluluk düşüyor. Tabii ki bilgiyi verecek, haberi verecek, doğrusu bu. Ancak yorum insanlara bırakılmalı, birincisi bu. İkincisi de tabii ki köşe yazarı değilseniz. İkinci olarak da verdiğiniz imajların, evet, her şey yapılırken iki şekilde bakmak gerekiyor. Bunun bana, halkıma getirdiği fayda ne, getirebileceği dezavantaj ne? Bu ikisinin oranlarına bakıp o zaman nereye kalıyor? Hep insanın bu bilgilerden, yani bir anlamda insanın ne yapması gerektiği, bunu sadece kendisi için değil toplum için ne yapması gerektiğiyle ilgili kısmı gözden geçirmez. Çünkü sizin hem topluma bilgi vermek gibi bir sorumluluğunuz var, hem de toplumun bu bilgiden olumsuz etkilenmemesi için alınması gereken tedbirleri alma yönünde bir sorun. Şart zarar dengesini korumak lazım. Aynen öyle. Evet. Peki eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Eklemek istediğim şey, evet, dünyada en önemli önlenebilir ölüm nedeni şiddet. Dolayısıyla şiddete sıfır tolerans ilkesini belirleyelim. Daha iyi iletişim, daha iyi ifade, daha açık ifade ve unutmayalım ki hepimiz aslında aynı zincirlerin parçasıyız. Yani bir insanlık zinciri varsa hepimiz bu zincirin bir parçasıyız. Ve unutmayalım ki her zincir en çürük halkası kadar sağlamdır. Dolayısıyla o çürük halkanın, o görürsek hemen yanına gidelim, destek olalım, orayı sağlamlaştıralım. Çünkü iyilik inkıtaya uğrayıp durduğu zaman kötülük kendiliğinden gelir. O yüzden de örnek olarak yaşayalım, rol modelleri oluşturalım ve oluşturduğumuz rol modelleri başkalarının takip edeceği değerler üzerine dayalı olsun deyip bitirelim. Peki. Çok teşekkür ederim hocam. Psikiyatrist Profesör Doktor Mehmet Sungur konuğumuzdu. Görüşmek üzere, değerli bilgilerinizi paylaştığınız, vakit ayırdığınız için çok teşekkürler hocam. Hoşçakalın. Ben de güzel sorular için teşekkür ederim. Sağ olun.